Kahta Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turan'ın başkanlığında ilçe gündemindeki çalışmaların çözümü için yapıldı. Tabii COVID hastalığı bu son süreçte çok yaygınlaştı ve gün geçtikçe de artıyor. Hem ülkemizde, hem ilimizde, hem ilçemizde hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Dua edelim, tedbirlerimizi alalım. Rabbim ola ki tez zamanda bu hastalığı ülkemizde, ilimizde, ilçemizde kaldırmayı nasip etsin. Başkan Turanlı, araç kiralama, cami yapımı, altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi aktarımında bulundu. Bir talebi olmuştu bu kepçelerle ilgili, hani kiralamalarla ilgili, öyle mi? Hani dediniz bir bilgimiz olsun kiralamalarla. Tamam. Doğru. Ben onunla ilgili de dosyayı hazırladım. Arkadaşlara sunarız. Bu sizde en azından bir bilgi. Kendi dönemimizle de ilgili kiralanan ve geçmiş dönemle ilgili bu kiralamalarla ilgili. Dosyayı Ömer Bey ve Sırrı Bey grup başkan vekili olarak sunarsanız. Rakamları istiyorsanız söyleyeyim başkan. Rakamları söyleyebilirim şu anda rakamları istiyorsanız. Rakamları istiyorsan söyleyin mecliste bilsin. Yakıt içinde değildir bunu söyleyeyim. Belediyenin kiralamış olduğu hiçbir kepçede, hiçbir araçta yakıt kiralaması içinde değil. Çünkü yapacağı için şeyi belli değil. Dolayısıyla yapılan kiralamalarda şoförü içinde olabilir, yakıtı içinde olmaz. Ben öyle tahmin ediyorum. Evet. O konuda da bilgi isterseniz bence söylemekte bir mahsur yoksa arkadaşlar zamanı vakti varsa o zaman kısa bir şekilde açıklayalım. Sırrı Bey'e de o konuyla ilgili şey sunayım. Başkan Turan'la Kahta 02 Spor 3. lige çıkması sonrası yapılacak yardımları dile getirirken ayrıca ilçe girişini dikilen bayrağın 83 milyonun bayrağı olduğunu, konunun tartışmaya kapalı olduğunu belirtti. Yangınla ilgili konuya gelince 5 yıldır Yasin Bey bilmiyorum sizin döneminizde de orası mıydı? Dönemde dozer marifetiyle, kepçe marifetiyle çöp aşağıya götürülüyordu. Bir ban sistemi kurduk. Yani ban sistemindeki amaç oradaki yakın civardaki arazi sahiplerine zarar verilmesin. Belediyeye de bir maliyet getirmesin. Ban sistemi arızalıydı. Biz tekrar faaliyete koyduk. Yangın olduğu gün ben de oradaydım aynı şekilde. Tabi bazı paylaşımlar gördük. Cevap verme şeyinden daha ziyade onu çözmek gerekiyordu. Ve orada bir metan gazı sıkışması var. Metan gazı sıkışmasına suyla müdahale ettiğin zaman karbon monoksit oksijen şey yaptığı için biz görüş aldık. Çevre Şehircilik'ten, AFAD'dan. Hepsi de aynı görüşü. Suyla müdahale etmeyin. Orman Bölge Müdürlüğü helikopter tahsisini yaptı. İki gün sonra hava ortamı müsait dedi. Saat 5 gibi biz şeyden Maraş'tan çıkarız. 8 gibi Kahta'da olmak kaydıyla. Yalnız Çevre Şehircilik o görüşü belirtince yani suyla müdahale etmenin doğru bir şey olmadığı kendi halinde sönmesini bekleyin dedi. Şu an itibariyle bence orada şu an bir sıkıntı yok gibi. Ben de gittiğimde kontrol ediyor. Ama ister istemez o yangınlar içinde oksijen bitinceye kadar devam edecektir. Ama yasal olarak belediyeler üçüncülüğe çıkmış. Hiçbir kuruma yardımcı olamıyor. Olamamasının sebebi yasalarla belirlenmiştir. Ve yasalarla belirlenen bir şeye bizim yasaların üstünde bir hükmümüz, bir yetkimiz yoktur. Bunun siyasi bir malzeme veya siyasi bir olarak düşünce değil ama biz Kahta Belediye Meclisi'yiz. Hepimizin üstüne bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk aynı zamanda Sırrı Bey sizlerin de üstünde. Çünkü mensubu bulunduğunuz bir kurumu temsil ediyorsunuz. Yani şeyin dışında hem veterinerlik aynı zamanda Damızlık Birliği'nin başkanı. Şimdi belediye ben öbür dönem sizlerin de vermiş olduğu destekte 310 bin lira artı yakıt gideri artı binanın tahsisi bunları sağladık. Ama kanun mevzuatın el vermediği bir şeye hiçbirimizin yasal olarak bunu yapma şansı yok. Ama bu şansı size bırakabilirim. Sırrı Bey orada olduğunuz için ben orada bulunmak isterdim ama ilk toplantıda yoktum. Meclisi bu toplantıdan sonra Ramazan Bey acilen toplantıya, olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ben bir günlük vekilliği de size bırakarak istediğiniz yetkiyi size bırakıyorum. Yardımı da sizin takdirlerinize sunuyorum. Ben yasal bir şey olmadığı için buna geri duruyorum. Yoksa Kahta Spor isminin de şahsının da yaşamasını çok arzu ediyorum. Ve en çok gönlümde geçen o gençlere sahiplenip ve sahiplenirken de Kahta Spor 02 Spor'u 3. Lig'de değil 2. Lig'e getirmenin gayretinde olmamız gerekiyor.
Ve bu konuda hepimiz üstümüze yasal olarak düşeni yapmamız gerekiyor. Yasal dışı da hepimiz imkanlarımız dahilinde yardım ve katkıda bulunmamız gerekiyor. Asbest borularla ilgili bunu ben her zaman, şimdi değil, öbür dönem, belediye başkanlığında 2009'da da her zaman bunu gündeme taşırdım. Kahta asbest borulardan halen su veriliyor. Ve bununla ilgili projelerimizi hatırlarsanız benim Ankara ziyaretim olmuştu. Ve basına da, burada da üstü açık olmasa da sizlere de aynı şekilde bu konularla ilgili bilgi verdik. Şimdi bizim Kahta'nın altyapısı tamamen bitik durumda. Haydaran suyu geliyor. Biz Haydaran suyu getirenlere teşekkür ediyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Ama suyun yapısı itibariyle, suyun geliş itibariyle orada derenin ıslahı veya dere ıslahı olmasa da suyun kaynakka yakın bir yerde alınması. Bunu İller Bankası'ndaki gelen heyet de aynı kararı verdi. Çünkü çok ciddi anlamda bir konsantrasyonu var. Yani seçildiğim günden beri 20 kamyonun üstünde ve Abdülkadir Başkanım gittiği yerinde gördü. Orada komu da görmüştür. Bir kısmı oradaydı. Halen taşınmamıştı. Çok ciddi anlamda bir konsantrasyonu var. Buradaki sıkıntı, üç başkanımla birlikte gittik. Akıncılar, Bölükya ile belediye başkanı. Hatta Bölükya ile belediye başkanı bir önceki belediye başkanım da eşlik etti. Bizim oradaki amacımız bu konsantrasyonu önlenmese bu tesisin ömrünün fazla olmadığını ve bunu hem vekillerimize hem Çevre Şehircilik Bakanımıza aynı zamanda İller Bakanlığı'ndan da görüş aldık, aynı ifadeyi kullandık.